Meşli parçalardaki section bölümünü inceleyeceğiz bu eğitim filmimizde. Öncelikli olarak section, yani kesit almak için bir düzlem oluşturmamız lazım. Bu düzlemi kullanarak kesit alıyoruz çünkü. O yüzden section playing komutunu kullanacağız. Section playing'e geldikten sonra iki nokta belirliyoruz. İki nokta arasında bir düzlem oluşturuyor. Örneğin diyorum ki şu noktadan şu noktaya kadar. Bakın tam ortadan geçen bir düzlem oluşturdu. Bu düzlemi kesit için kullanacağız şimdi. Kesit almak istiyorsak da live section komutunu kullanacağız. Live section'a geleceğiz, tıklayacağız ve düzlem istiyor bizden veya obje istiyor. Ben diyorum ki şu düzlemde keseceğim ve section özelliği açık olduğu için direkt kestiğini göstermiş oldu. Bakın bu parça bu arada yüzey, convertible surface'i yüzeye çevirmiştik. O yüzden yüzey olarak gösteriyor. Parçanın iç kısmını görebiliyorum. Bunu tam tersine baktı diyebilirim. Şuradaki oktan tersini al dedim. Bu tarafını görmüş olduk. Doğal olarak bakın şuradaki küre parçam yok çünkü kesit komple boydan boya alır. Ben gelip şuradan diğer tarafa doğru çevirirsem küre gözükür. Bu taraftaki silindirik parça gözükmez. Yani kesit sadece bu parça üzerinde almıyor. Diğer parçalara da doğal olarak yansıyor. Ben gelip bu tarafa bir parça daha çizebilir miyim? Bakalım. Çizdik. Gözükmüyor. Ama tam tersi şuradan bakarsam gördüğünüz gibi parçam gözükür. Hatta bunda sonradan üzerinde işlemler yapabilirim. Örneğin şuraya çektim gibi. Yani bunu da seçmişiz. O yüzden ikisi birlikte hareket etti. Bunu buraya çektik. Şimdi başka ne yapabiliriz? Edjack bölüm var. Edjack'la da nokta ekleyebiliriz. Kendim tıkladım. Bu kesitimin üzerine nokta ekliyorum. Şuradan dedim. Bakın kademeli kesite döndürüyor aslında olayı. Parçayı bu sefer de ne yaptı? Şu noktadan şöyle böldü. Gördüğünüz gibi. Ne yapar? Tab düzeninden bakabiliriz. View bölümüne gelelim veya tab diyelim. Şuradan view'a geçersek daha iyi olacak. Bakın kesit olarak aldı. Normalde nasıldı? Şöyle düzdü. Kademeyi şuradan böldük. Şöyle kademeli hale dönüştürmüş oldu. Bana bağlı yani oradaki kesitin kademenin nereye atılacağı. Şöyle tıkladık. Devam edelim. Şimdi mesh bölümüne tekrar geldik. Başka ne var? Generate section var. Parça çıkartma. Geldim. Buna tıkladım. Ne istiyorum parça? 2 boyutlu mu 3 boyutlu mu onu belirliyorum. Şu an zaten otomatik çıkıyor. O yüzden section plane diyerek plane açıyorum. Kademeli olduğu için. Plane'e tıkladım. Şu an bakın ikisi de aktif oldu. 2 boyutlu mu istiyorum? 3 boyutlu mu istiyorum? Onu belirliyorum. Ben 2 boyutlu istiyorum. Create dedim. Oluştur. Bakın saf düzlemine yani UCS'nin tanımlı düzlemine yerleştirir. Tıkladık. Enter dedim. Enter dedim. Parçayı nasıl yerleştireceğim? Şöyle dedik. Açısını verdikten sonra. Kestim. Tab düzlemindeki yansıması. Bu arada bakın şu parçaları da dahil etti olaya. Sadece bununkini almadı. Biliyorsunuz dedim ya sonsuza kadar yani şu yüzeyde boydan boya keser. O yüzden diğerlerini de almış oldu. Başka ne yapar? Geldim tekrar. Generate section deyip Selection Play derim. Bu sefer de 3 boyutlu alıyorum. Create diye oluşturduk. Ve bakın parçanın o düzlemden 3 boyutlu görünüşü. Enter dediğimde bunu yerleştirir. Mouse okuma. Açısını belirlerim. Şöyle açılı örneğin dedim. Ve tab düzlemine 3 boyutlu olarak yerleştirmiş oldu. Gördüğünüz gibi öncelikli olarak bu bölümü kullanırken Section Plane'den Plane atamam gerekiyor. Plane'imi attıktan sonra Live Section'da kesit alabiliyorum. Edjack'la noktalar atabiliyorum kademeli kesit için. Buradan da çizgi olarak yani 2 boyutlu veya 3 boyutlu Generate Section'dan parça alabiliyorum. Başka ne var? Extract Edge var. Parçanın çizgilerini alabilirim buradan. Bakın neleri almak istediğimi belirtiyorum ve Enter dediğimizde bu çizgileri alabiliriz. Başka ne var? Flat Shape var. Bunda da blok şeklinde oluşturur parçalarımızı. Blok oluşturmak istiyorum dedim. Create dedim ve nokta belirliyorum. Nereden nereye oluşturacağım. Bunlar tüm bölümlerde yer alıyor aslında. Solid bölümünde de section var. Aynı özellikleri sahibi. Home bölümünde de section var. Şu şekilde. Aynı özellikleri sahip. Sadece home bölümünde ve solid bölümünde katı parçalar üzerinde düz olarak. Mesh bölümündeki de meshli parçalar üzerinde işlem yapar. Surface bölümünde var mı? Hemen bakalım. Burada yok. Doğal olarak Surface'de bunları kullanamıyoruz. Ama buradaki özellikleri de orada dahil olarak kullanabilmemiz tabii ki mümkün. Gördüğünüz gibi zaten yüzey üzerinde işlem yaptık biz burada.
Demek ki gelip işte yüzey modeli oluşturduktan sonra diğer özelliklerdeki, yani diğer alanlardaki section'ları kullanarak kesitleri alabiliriz AutoCAD 2013'te.